Merhaba arkadaşlar, Diyetisyen Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarifim var. Tarifimin ismi Ratatouille. Belki hatırlarsınız, çok sevimli bir filmi vardı hatta. Kabak, patlıcan ve domatesle yaptığımız bir tarif olacak. Tarifi biraz daha basite indirgeyip sizlerle paylaşacağım. Öncelikle ince ince doğrayarak başlıyoruz. Doğradığım kabakları kenara alıyorum. Tarifi fırında yapıyoruz. Dolayısıyla fırınınızı önceden açıp ısıtmanızda fayda var. Şimdi patlıcanda sıra. Patlıcanın kabuğu biraz sert olduğu için o rendeyle yapamayacağım. Bıçağımla ince ince kesiyorum. Patlıcanlarımızı doğradık. Şimdi bunları da kenara alıyorum. Sırada domatesler var. Şimdilik bir patlıcan, bir kabak, iki tane de domates hazırlıyorum. Yeterli olmazsa kabımızın ölçüsüne göre ilave edeceğim. Şimdi fırına girebilecek bir kap almanız lazım. Bir taraftan da fırınınızı açmayı unutmayın. 200 derecede fırın ya da 180 derecede ısınabilir. Böyle bir kabın içerisinde benim burada rende domatesim var. Rende domatesini öncelikle tabanına alıyorum. İçerisini biraz dağıtalım. Tabanını bu domatesle kaplayacağız. Biraz daha lezzet vermesi için birkaç diş sarımsak ekleyeceğim. İnce ince kıyıyorum sarımsakları da. İçerisine ilave ediyorum. Şimdi güzelce tekrar karıştıralım. Bir tane kabak alıyorum. Bir tane patlıcan. Bir domates. Bu şekilde dizmeye başlayacağım. Tekrar kabak, patlıcan, domates. Bu şekilde dizerek etrafını döneceğim tabağın. Fırın kabımın içerisine güzelce dizdim. Şimdi üzerine birazcık maydanoz serpiştireceğim. Buradan alıyorum. Maydanozları ince ince kıyalım. Bunu aslında isterseniz maydanoz kullanın, isterseniz fesleğen, taze nane, bunlar da çok yakışacaktır. Biraz tuz ekiyorum. Biraz karabiber. O ne ya? Biraz karabiber. Üzerine biraz da zeytinyağı ilave edeceğim. Artık fırına doğru gönderebiliriz. ...180 derece fırında ratatouille'muz tam 1 saattir pişiyor. Müthiş kokular eşliğinde fırından çıktı. Artık servis edip tabağıma alıyorum. Çok güzel olmuş. Hatta şöyle biraz daha alayım patlıcanından da. Tadı, tuzu, her şey yerinde. Çok hafif, diyetinizi bozmayacak. Yani sadece diyet yapmak için de değil, çok keyifle de yapıp evde yiyebileceğiniz bir yemek. Oldukça pratik bence. Güzel bir görüntüsü var. Misafirlere falan da ikram etmek için hoş bir tarif olabilir. O yüzden hepinize öneriyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Doğru mu söylüyorum? Pijamalamayacağım. Patlıcanın kilosu da bu arada arkadaşlar 8 lira biliyorsunuz.